2024 tarihe nasıl geçecek? Bugün işçinin, emekçinin bayramı, fakat işçinin, emekçinin bir arada olmasına, kutlama yapmasına, Taksim'e yürümesine izin verilmiyor. Simge yerlerden bugün belki de en önemlisi Bozdoğan kemerinin olduğu nokta. Çünkü o noktada erken saatlerde polis barikatlarını, tomaları görmüştük. Taksim'e geçmek isteyenlere müdahale ediliyor. Gazlı müdahale söz konusu. Bozdoğan kemeri bölgesinde neler yaşandığını aktaracağız. Saraçhane'de erken saatlerde toplanıldı. Diskten ve keskten, yürüyüşten çekildikleri açıklaması geldi. Önemli, disk ve kesk yürüyüşten çekildi. Taksim'e yürümüyor ama tepkiler var. Yürüyüşten çekilmelerinden dolayı tepkiler var. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanar da Saraçhane'de sıcak noktada takipte sevgili izleyenler. Şimdi hemen sözü Sayın Merdan Yanardağ'a bırakıyorum. Merhaba Ülkü Çoban, iyi yayınlar diliyorum. Saraçhane'deyiz. Yanımda arkadaşım Ceren Ural var. En sıcak noktadan sürekli yayın yaptılar kameraman arkadaşımızla birlikte, Murat'la birlikte. Şu anda polis müdahalesini giderek artırıyor. Yani müdahalenin dozunu artırıyor. Bozdoğan kemerinin önündeki kalabalığı geriletmiş durumda. Zaten disk ve kesk üyelerinin ve sendika liderlerinin alanı terk etmesiyle birlikte sadece sol partiler ve gruplar kalmıştı. Onlar da polis bir kriminal deyim belki, yani bir süpürme harekatı diyorlar buna. Müdahale etmek konusunda çok kararlı değiller. Dozu çok artırmamaya çalışıyorlar. Çok fazla gözaltına alma çabası içinde olmadıkları gözleniyor. Mümkün olduğu kadar yumuşak bir müdahaleyi denemeye çalışıyorlar ama işin doğası gereği bu müdahale yer yer son derece sertleşiyor. Biz de biber gazı yedik. Herhalde bana yaradı bu, sinüslerimin açılmasına yol açtı. Ceren o yüzden gülüyor. Ceren sıcak noktadaydı. Ben Ceren'in de izlenimlerini anlatmasını istiyorum. Evet Ceren. Teşekkür ederim. Ya aslında biz sabah geldiğimiz zaman daha güzel bir manzarayla karşılaştık. Gerçekten ilk defa bir 1 Mayıs'ı bu kadar coşkulu ve bayram şekliyle gördük diyebilirim Saraçhane'de. Ama saat ilerledikçe beklenilen oldu. Diğer yerlerdeki müdahalenin aynısı aslında burada da kendini göstermeye başladı. Sizin de söylediğiniz gibi çok yoğun bir müdahale yoktu. Genellikle biber gazıyla, müdahaleyle alandan çıkarmaya başladı ama binlerce insanın bugün bu kadar kararlı olması aslında hepimiz için çok önemli bir dönüm noktasıydı ve o yerin Saraçhane olması tekrar aslında bir siyasi boyutunda ön plana çıkarmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geldiğinde de biz Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulatmak için buradayız demişti. Aslında bu kadar insanın da bugün burada olmasının en büyük nedeni. Sence bu yaklaşık kaç kişi vardı? Tabii yaklaşık bir sayı verilebilir. Yani bir 30-40 bin kişi Özgür Özel'in geldiği sırada vardı alanda. Vardı. Sendikalarla birlikte. O sadece Saraçhane'de vardı. Evet. O kadar büyük bir kalabalık. Daha sonra DİSK'in genel başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun 1 Mayıs konuşmasını yapmasından sonra miting aslında, fiili miting aslında sonlanmış oldu. Fakat sendikalar beklemeye devam ettiler. Bir süre sonra da KESK ile DİSK arasındaki görüşmelerle benim aldığım bilgilere göre eyleme son verme ve Taksim'e yürüme kararını kaldırma değil erteleme kararı aldılar. Bunun üzerine sol gruplar, TKP, Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Kaldıraç gibi dergi çevreleri, Devrimci İşçi Partisi gibi parti ve gruplar bekleyişini sürdürdüler. Fakat polis, Ceren'in de belirttiği gibi ki benim gözlemim de o yönde, benim gözlemim de o yönde. Yani bir ileriye doğru hamle yapıp geri çekildi, hamle yapıp geri çekildi. Mümkün olduğu kadar ne diyelim, düşük yoğunluklu bir şiddet kullanarak toplantıyı dağıtmaya çalıştılar. Süpürme harekatı dedikleri de kalkanlarla kalabalığı geriye doğru itmek. Sürekli anons yapıldı kanunsuz gösteri diye. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bu kanunsuz bir müdahale, kanunsuz emri yerine getiren güvenlik emekçilerinin suçu değil bu. Kuşkusuz
durumdan vazife çıkartıp aşırı şiddet kullanan polisler oldu. Görüntüler de var, zaten bu görüntüleri yayınladık. Ama esas olarak iktidarın bir sorumluluğu var bunda. İktidar bir siyasal şiddet kullanarak insanların en demokratik hakkını, gösteri ve yürüyüş düzenleme hakkını engellemeye çalıştı. Anayasanın 153. maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını bağladığını belirtmesine karşın Anayasa Mahkemesi'nin Taksim yasağı bir hak ihlalidir kararını da bu iktidar çiğnemiş oldu. Ben bu iktidarla demokratik bir anayasayı, bırakın bir yana demokratik bir anayasayı, asgari düzeyde uzlaşmaya neden olabilecek, uzlaşmanın zeminini yaratabilecek bir anayasanın bile yapılabileceği kanaatinde değilim. Anayasayı tanımayan, anayasayı işine geldiği gibi kullanan, istediği zaman çiğneyen, istediği zaman yürürlüğe koymaya kalkan, yasaları çiğneyen bir tür sultanizm rejimi dediğimiz İslamofaşist bir rejimde, bir düzende demokratik bir anayasanın yapılması mümkün değildir. Ben bu bakımdan Özgür Özel'in bugün yaşananları da dikkate alarak bir kez daha altını çiziyorum. Arkadaşların da KJ olarak vermesini rica ediyorum benim ağzımdan. Yarın yapılacak Tayyip Erdoğan görüşmesine gitmemesini ve randevuyu iptal etmesini çok doğru bir tutum olacağı için buradan öneriyorum. Benim değerlendirmeme katılıyor musun Ceren? Yani şiddet yer yer kullanıldı ama polis dikkatli olmaya çalıştı diye düşünüyorum. Evet, ya biz içinde olduğumuz kısımda aslında daha başka olaylarda daha fazla şiddetlere maruz kalmıştık. Ekranlarda da yansıtmıştık. Bugün gerçekten bize karşı, basına karşı da çok naziklerdi. Ve sizin de söylediğiniz gibi biraz gidip geri geliyorlardı. Ve bununla birlikte de aslında yani yavaş yavaş... Yani iktidar bir ortalama almaya çalıştı gibi. Yani aşırı bir şiddet kullanmadan en azından Saraçhane'de böyle. Beşiktaş'ta, Ok Meydan'da, Şişli, Mecidiyeköy yönünde böyle değil. Aldığımız haberlere, yayınladığımız görüntülere göre böyle değil. Ama en azından Saraçhane'de sendika liderlerinin, DİSK ve KESK liderlerinin burada olması, yöneticilerinin burada olması, CHP İl Örgütü'nün, İstanbul İl Örgütü'nün, Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun burada olması zannediyorum buradaki havanın bir parça daha ne diyelim yumuşak, tırnak içinde belirtiyorum, geçmesine yol açtı. Ama yine altını çizelim, bir şiddet vardı, siyasal şiddet vardı. Bunun dozu önemli değil. Önemli olan demokratik hak ve özgürlüklerin iktidar tarafından gasp edilmesiydi. Anayasal bir hakkın gasp edilmesiydi. Bizim buradaki yayınımızı da galiba sonlandırıyoruz. Evet, ne diyorsun Ceren? Kimse kalmadı. Evet, kimse kalmadı. Bizi süpürdüler. Biz de artık buradaki işimiz. Çatışmasız bir şekilde gruplar geriye çekildi. Eğer Aksaray Meydanı'nda, Yeni Kapı'da başka bir olay meydana gelmezse eğer, buradaki gösteri sonlanmış gibi görünüyor. Evet Ülkü Çoban. Teşekkür ediyorum. Tele1 Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ ve muhabirimiz Ceren Ural birlikte.